Geçen hafta cenazem sebebiyle size söz verdiğim bir hususu yazamadım. Bu da mühim mesele. Bursa Osman Gazi'den yazan kızım, benim teşviğimle Ahmet Hulusi ile televizyonlarda tasavvuf ve Mevlana yorumcusu olarak baş gösteren, İslami geçinen kanallarda bile itibar gören Cemal Nur Sargut adlı kadının insana dinden çıkaran görüşlerini nakletmiş. Ben de size naklediyorum. Aman Müslümanları uyandırın da bunlara kapılıp dinden çıkmasın. Bakın kızım neler yazmış. Hocam, öncelikle bu kadın insanların sorduğu sorulara düz cevap vermektense eveleyip geveliyor ve kafa karıştırarak aralarda zehirli İslam dışı düşünceleri yayıyor. Saf milletimizin de ne dediğini anlamasa da yumuşaklığına kanarak vay be bu kadın bir Allah dostu sümme haşa diyecek kadar bu kadına inanıyorlar. Canım babam, ne güzel bir hitap değil mi? Canım babam demiş. Şimdi sana yazın hazırlayacağım reddiye kitabında daha geniş araştırma yapacağım için daha fazla kanıt sunacağım ama şu an az kanıtlarla çok şey anlatan deliller yazacağım. A. TNT kanalında Ömer Çelakal'ın sunduğu Hayatın Şifreleri isimli programdan bölüm. Ömer Çelakal şöyle diyor. Bir peygamber şöyle der. İki tanrıya tapamazsınız. Allah'a inanmak zorundasınız. Zaten bizim inandığımız Allah'la Hristiyanların inandığı tanrı da aynıdır deyince karşıda konuk olan Cemal Nur Sargut'sa evet çok doğru. Ne kadar güzel söylediniz diyor. B. TRT1'deki Gülbenci isimli programdan Cemal Nur yine sevgiden, güzellikten bahsederken Gülben Ergen hatta başka dinde olanlar da oruç tutmuyor, namaz kılmıyor ama biz onları seviyoruz deyince Cemal Nur şöyle diyor. Çok güzel söylediniz. Zaten Mevlana Hazretleri de bütün dinlerde bu inanış vardır. Bütün dinlerdeki insanların taptıklarında Ya Rab, Ya Hay sesi geliyor. Hatta bir anımı anlatayım. Amerikalı çok arkadaşım vardır. Bir gün beni Budist tapınağına götürdüler. İçeride fil görünümünde bir kadın heykelin önünde saygı gösteriyorlar. Öyle inanıyorlar ki çok güzeldi. Zaten onlar da Allah'a tapıyorlar. Sadece o heykelde Allah'ı bulmuşlar. Haşa, fark yok. Zaten dinler arasında da fark yoktur. İslam hepsini kucaklar. Tekrar affınızla bir anımı anlatayım. Yahudi bir arkadaşım vardı. Kendisini çok ama çok seviyorum. Bir oğlu var. Kendisi oğluna çok düşkündür. Bir gün araba oğlunu eziyor. Oğlu hastaneye yatıyor. Eve geliyorum. Bir de ne göreyim? O kadın evde. Oğluna çarpan adamla oturuyor. Soruyorum ona. Neden hastanede değilsin? O da bana diyor ki bu şoför oğlumu yanlışlıkla ezdi. Şimdi çok vicdan azabı çeker. Onu teselli ediyorum. Bu başıma gelenler Allah'ın imtihanıdır dedi. Bakın işte bu Yahudi arkadaşım benim için çoğu Müslümandan daha Müslümandır. C. Yaşasın İftar isimli programdan. Seyidimiz inşallah gelecek sağ salim. O yüzden hızlı okuyorum. Programa mail yollayan Hollandalı bir kadın Cemal Nur'u çok sevdiğini, onunla İslam'ı öğrendiğini ve sonra kapanmaya karar verdiğini yazıyor. Ve ekliyor. Dikkat! Kapandıktan sonra çok baskı gördüm. Kocam beni istemedi. Hep dışlandım. Sonra da dayanamayıp açıldım. Şimdi aile yaşantım daha güzel ama düşünüyorum acaba Allah bana kızar mı? Yaptığım doğru mu? Hocamız Cemal Nur Hanım bunu açıklar mı? Cemal Nur Sargut şöyle açıklık getiriyor konuya. Koca çok önemlidir. Onların sözleri bizler için emir gibidir. Mutluluk da çok önemlidir. Ben bu kadına daha ayrıntılı mail atacağım. Kendi sitesinden bulduğuma göre o kadına yolladığı mail şöyle. Biz bunları nasıl bilebilirdik ki şu yazılanları değil mi? Allah-u Teala başımıza ne eksik etmesin hocamızı. Amin. Değil mi? Nereden bileceğiz? Bakın ne diyor. Yani arkasını araştırıyor devam ediyor. Allah razı olsun. Bakın ne demiş. Maddi manevi ve ahlaki tesettürü uygulayan veya uygulamayan herkese hürmetim olduğunu söylemek istiyorum. Kur'an'da yorumu o devrin din alimlerine bırakılmış ayetlerle üzerinde yorum yapılamayacak kati emirler vardır. Demek ki devrin anane, gelenek ve yapısı insanların tesettür anlayışı üzerine değişiklikler yapabilir. Ama insanlar kendilerini nasıl rahat ve huzurlu hissediyorlarsa öyle giyinmeliler ve her şeye rağmen ahlaki değerlerini kaybetmemeliler. En büyük tesettür kötü huyları örtmektir. Allah onu herkese nasip etsin. Bu kadın
hakkındaki alıntı burada bitti. Şimdi bütün anlattıklarına amin demiş olmayın. Bu bir alıntıydı. Şimdi bakın devam ediyor. Görüyorsunuz bu kadın zaten kendi açık, ona göre konuşuyor. İman olmadan çarşaf giyinse de faydası olmayacağı malum. Buna çok kanan var. Kendisi Mevlevi şeyhiymiş gibi bazı Hristiyanlara da şeyhlik veriyormuş. Zaten bu işler o kadar bollaştı ki almayanı dövüyorlar. Aman milleti, özellikle kadınlar birbirlerini bunun fitnesine kanmasınlar diye uyarsınlar. Ben geçen sene özel vizeyle, yani vizelerin açık olmadığı dönemde Umre'ye gitmiştim. Bu kadın özel vizeler alarak meşhur bürokratların, zenginlerin hanımlarını, belki 100'den fazla kadın erkek milleti toplamış Umre'ye götürmüş. Ben de bazı yanlışlarını duymuştum ama çok araştırmaya vaktim olmamıştı. Sonra bir de baktım, meğer aynı otelde kalıyormuşuz. Adamın biri asansörde bana hürmet etti, hoşbeş etti. Sonra, hocam bu akşam Cemal Nur hocamızın sohbetine gelir misiniz dedi. Ben de ismini birden hatırlayamadım ama büyük bir veliymiş gibi söyleyince Cemal Nur hocamız diye, tamam dedim. Ben de erkek zannedip yeni geldim, vakit bulamam ama sonra ziyaret ederim dedim. Sonradan öğrendim, meğer bu kadınmış. Tabii görüşemedim. Hepimiz ölüp ahirete gideceğiz, ne olur dinimize hizmet edelim. Bu proje uluslararası. Diğer dinleri hoş görme projesi. Buna karşı Müslüman halkımızı uyaralım. Geçen bir karikatürde Papa'nın, Türkiye'de kanallar zaten bizden iyi misyonerlik yapıyorlar. Millet de zaten Hristiyan olmuyor. Boşuna masraf etmeyelim. Oradaki personeli çekelim, bu işi televizyon kanallarına bırakalım dediğini resmetmişlerdi. Bu kadını Kanal 7'ye bağlı ülke televizyonunda alimlerle, velilerle ilgili yapılan bir programda bile çıkardılar. Aman imanımıza sahip çıkalım. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri, şüphesiz ki Allah nezdinde o gerçek ve makbul din ancak İslam'dır. Ali İmran suresi. Her kim din olarak İslam'dan başkasını ararsa asla kendisinden bu yanlış dini de diyaneti de kabul edilmeyecektir. Buyrulurken nasıl bütün dinler eşit olur? Fil heykeline tapan nasıl Allahu Teala'ya ibadetmiş olur? Bir Yahudi nasıl birçok Müslümandan daha iyi olur? Hatta daha iyi Müslüman olur. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri Maide Suresi 51. ayetten itibaren Yahudileri ve Hristiyanları kendiniz için güvenecek, yardım edip yardım isteyecek ve ahbap gibi geçinecek dostlar edinmeyin buyrulurken nasıl bir Müslüman kafir birini dost edinebilir? Bunların her biri insanı kafir etmeye yeter de artar. Bir de hepsi birleşirse o zaman katmerli kafirlik olur. Rabbim cümlemizi bu belalara düşmekten muhafaza eylesin. Amin.